Bismillahirrahmanirrahim. Arapça ile ilgili başladığımız ve doğrudan Arapça ismini verdiğim derslerin 6.'sı. Bu derste ilk 5 dersi izleyip o derslerin ödevlerini yapanlar katılabilir. Yani sadece bu dersi izleyip bu dersten istifade etmek için ödevi yapmak isteyenler çok istifade etmez. O nedenle ilk 5 dersi öncelikle izlemeyi, ondan sonra bu dersi izleyip bu dersin de ödevlerini ilk 5 ders ödevleri gibi yapmayı ben tavsiye ediyorum. En iyi verim böyle bir sistematik çalışma sonucu alınabilir. Yani devamlılık esası üzerinde karar kılmanızı özellikle belirtmek isterim. Bir oradan, bir buradan, bir bu video, bir o video kafanız karışır. İyi olmaz. Bu doğrudan Arapça derslerini düzenli takip ettikten sonra yani çeşitli işte dokümanlar, videolar, bunlardan faydalanıp farklı konularda da Arapçanızı geliştirebilirsiniz. Ama bu dersler için onu belirtmek isterim ki ilk 5 dersi yapmış olmak gerekiyor ki bu 6. dersi istifadeli bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle dersi başlatıyorum. Bu dersin yine hedefi evvela kelime haznesini geliştirmektir. Kelime haznesi önemlidir. Çünkü sonraki derslerde bu kelimelere ihtiyaç duyacağız. Esfer, akdar, ahmer nedir bunlar? Bunlara ihtiyacım hafile, şahine, seyyare. Bunlar bilinmesi lazım, ezberlenmiş olması lazım. Zihinde kalıcı bir öğrenme olması lazım ki sonraki derslerin temeli olsun. Şöyle burada şahine görüyoruz. Şahineyi şu şekilde eşleştiriyoruz. Yine sarı bir renk, esfar demektir sarı. Akdar yeşil, ahmer kırmızıdır. Seyyare otomobil, hafile de otobüs. Şu ahmer, tabi burada ahmer yok. Ne var? 3 tane emir var. İsta'id, hazırlan. Kif, dur demektir. Sir, geç demektir. Bu kif işaretidir. Dur, yani buraya getiriyoruz. Ve burada da ok işaretinin gösterdiği yer şemal diyoruz. Kuzey, güney cenuptur. Şemal, cenup. Doğusu şark, batısı garp. Bu şekilde eşleştireceğiz tabi bu ok işaretini. Şemal ile eşleştireceğiz. Bu ruhsatu kıyade. Ruhsatu kıyade, sürücü belgesi. Kıyade sürücü. Ruhsa belge demektir. Ruhsat. Yani sürücü ruhsatı. Mevkifu seyarat. Otomobillerin, arabaların mevkifi, durak yeri. İşaretu murur. Trafik işareti demektir. Bunu ruhsatu kıyadeye getiriyoruz. Tabi burada bir tamlama söz konusudur. Yani sürücü ruhsatı, sürücünün ruhsatı, arabaların durak yeri, işte trafiğin işareti. Böyle bir idafelik, buna Arapçada idafe denir, Türkçe'de tamlama. Bu nedenle ilk kelimenin harekesi okunur. Normalde biz hareke okumuyorduk son kelimelerin, bu okunur. Ve mutlak hareke damme ile başlıyoruz. Raculu murur. Trafik raculu. Trafik adamı. Trafik polisi yani. İşaretu murur. Trafik işareti. Bu ifade şahine dediğimiz bir kamyon. Kamyonet. İkisi de şahine. Derrace bisiklet dedi. Derracetun fevke şahine. Bir bisiklet. Derracetun bir bisiklet demektir. Herhangi bir bisiklet anlamında, sayı olarak değil. Bir bisiklet fevka şahine, kamyonetin üstündedir. Bu fevkayı kullanmayı da önceki videolarda görmüştük. Ra harfi ile ilgili şöyle yazımına dikkat edelim. Kendinden sonrasına bitişmiyor. Bu zaten sondaki yazımıdır. Kendinden sonrasındaki harfe bitişmez. Ve önceki harfe bitişir mi? Evet. Bakın mime bitişmiş. Neden burada elife bitişmemiş? Çünkü elif de kendinden sonrasına bitişmeyen harflerden biridir. Ra'nın yazımında herhangi bir ekstra, yani ilave bir işarete gerek yok. Mim'den geldiğiniz zaman koridora gelip hemen ra yapıyorsunuz. Yani yazımı oldukça basit. Tabi mim, ha ve hemzenin bulunduğu çizginin alt kısmına iniyor ra harfi. Ona da dikkat edelim. Satır altına geçiyor. Yazım esnasında buna dikkat etmeniz lazım. Şin harfiyle ilgili yazım. Bakın şin harfinin baştaki yazımı sadece baş kısmı yazılıyor. Baş kısmından sonra bir koridor lazım. Şu baş kısmıdır. Bu bittikten sonra haliyle koridora geçiş yapmak lazım. Yani şunu yaptıktan sonra koridor olmaz. Baş, çünkü şu ikisi değil. Baş W, İngilizce harflerden W gibi yazılır. Ondan sonra bir koridorla diğer harfe geçilir. Mesela elife geçmiş. Şahine, yine ha sesinin alt kısmı yok. Nun harfi ters V şeklindedir. T sesiyle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Nundan sonra T'ye gittiğinizde biraz aşağı inip o şekilde yapmanız daha uygundur. Şahine. Tabi bunları okurken ne olduğunu hatırlayalım. Racul adam, işaret, işarettir zaten. Ahmer kırmızı, seyyare otomobil, şahine kamyon, işaret işaret. Şemal kuzey demektir. Tabaşir tebeşir demek. Sunduk sandıktır. Yani kutu, öyle diyelim. Esfer sarı, ruhsat ruhsattır. Busleh pusuladır. Busele diye de yazılır. Esfer sarıdır. Nafize pencere, hafile otobüs, mevkif durak demektir. F harfinin yazımı, yine F'nin baş tarafı yazılır. Ondan sonra R'ye geçiş yapılır. Öncesinde de basit bir şekilde bağlanır. Sat harfi öyle değil. Sat harfinin şu ayrıntısı vardır. Göstereyim. Sat harfinin şu ayrıntısını yaptıktan sonra diğer harfe bağlanır. Nafizeyi görüyorsunuz. Eliften dolayı F yapışmamış. Hafile, mevkif şeklinde. Sin ile satın manaya nasıl etki ettiğini görelim. Sureh, sureh. Bu sat, sin arasındaki fark nedir telaffuzda, onu ben söylemek istiyorum. İkisi arasındaki fark şöyle. Sin'i söylerken, sin sesi, dil şöyle alt dama, alt çeneye yakın tutulur. Ama sat, şurası dişler olsun, alt dişler. Dil şöyle aşağı doğru yatık. Ama sata gelince, şöyle dişleri göstereyim. Sat sesini çıkardığımızda şurası ağız olsun. Şöyle bu ağız kısmı, dilimiz, dil ucu zaten aşağıda, dil kökü yukarı kaldırılacak. Şöyle istila harfi dediğimiz olay. İstila yani yükselme demektir. Bu da istifale yani alçalma ifade eder. Yani sin daha keskin, çünkü alçak, dil alçak pozisyonda tutulur. Çok keskin çıkar. Sat ise dil kökü yukarı kaldırıldığı için kalın bir harftir. Telaffuzdaki bu farklılık manaya da işaret etmektedir. Şöyle mana farklılıklarını sözlük vasıtasıyla inceleyelim. Siz de aynen bunu yazacaksınız ödev sayfasında. Ve bunların kelime manalarını da yan tarafta Türkçe yazabilirsiniz. Sure, sure demektir. Yani Kur'an'ın sureleri. Sure, bu ise fotoğraf demektir. Görüntü demektir. Sure. Seyf, bu kılıç demektir. Sayf, yaz mevsimi demektir. Besme, bir de basme. Hemen sözlüğe bakalım. Sözlüğümüz Tavakku adlı bir sözlük. İnternete bağlı olmadığı zaman reklam da çıkmıyor arkadaşlar. Reklam sıkıntılıdır biraz. Şöyle bakın. Bes. Hemen klavyeyi seçeyim. Evet. Besme. Gülücük demektir. Besme arkadaşlar. Peki sat ile olduğunda ne olur? Besme. Damga demektir. Evet. Basımhane diyoruz ya, basımhane. Besme damga demektir. Demek ki besme gülücük, basme damga. Fesede fesat bozulmak yani demektir. Peki fesade nedir? Fesade ise kan almak. Yani bir kanı damardan çekmek, kan almak demektir fesade. Fesede fesat çıkardı, bozuldu. Fesede kan aldı. Messe nedir? Messe dokundu anlamına gelir. Dokundu, dokunmak. Peki massa satla olunca ne oluyor? Massa arkadaşlar emmek anlamına gelir. Birisi dokunmak, birisi emmek. Messe dokundu, massa emdi. Sus, bir de sus. İkisini de inceleyelim. Sus yazıyorum. Meyan kökü burada geçiyor. Başka bir demek ki kurtçuk anlamı da var. Kurtçuk. Genel olarak sevis kurtçuktur. Burada sus. Evet, sus meyan kökü diyeceğiz. Kene, meyan, buğday biti. Yani kene olarak da anlaşılabilir. Sus, meyan kökü de manası var. Ama sus peki nedir? İkisi de sat mıdır? İkisi de sat. Hemen yazalım. Sus. Civciv demekmiş. Yavru kuş. Civciv. Evet. Sus meyan kökü. Sus civciv. Serir yatak demektir. Yazayım yine de. Serir. Döşek. Yatak. Peki sarir ne demektir? O ise cırcır sesi. Gıcırdama sesidir. Bir cızırtı demektir. Sarir. Evet. Yani birisi yatak, birisi cırcır sesi demektir. Serir. Yani sin ile sat Arapçada aynı sesler değildir. Mana tamamen değişiyor bu seslerle. Bunu fark etmek etkinliğidir. Bunları siz de sözlükten bulup yazın. Ve son sayfamız kıf dur demektir. İla şarkı. İla şarkı doğuya demektir. Kif ile şarkı. İlel cenub güneye, ilel garb batıya, ile şemal kuzeye. Bu a verir. Sir geç demek. İstaid hazırlan. Sir geç. Kif dur. Yani biz birine desek ki işte kuzeye geç. Sir ile şemal. Bakın bir cümle oluşturduk. Sir ile şemal. Kuzeye geç. Bu şekilde bir cümle de oluşturulabilir. Yine şemal, cenup, şark, garp. Mektep, mim harfinin yazımı ile ilgili, mimin farkındalığı. Baştaki mim yazımı görüyorsunuz. Baştaki mim yazımı. Ve mim üstündeki fetha, kesra, damme. Mektep, masa, mistare, cetvel, müderris, hoca, öğretmen demektir. B harfinin başta, ortada ve sondaki durumu. Başta B'nin ilk yarısı. Bakın ilk yarısı. Ortada B ters V şeklindedir. Sonda B asli formatındadır. Asli haldedir. Neredeyse asli halde yani. Bakın T'ye ters B şeklindedir. Sonra koridorla gidip yeni bir B yapıyor. Çünkü sondaki bir B'dir. Yine sondaki B eğer yapışmadıysa asli formunda yazılır. Başta, ortada, sonda B yazımı. B yazarken sağdan malumunuz yazılır. Bu şekilde bir çalışma oldu. Umarım faydalı olmuştur. Size bu ödevleri yapmada başarılar dilerim. İnşallah gayreti bitirmeden, gayretten düşmeden bu derslere devam edersiniz. Yani derse ilerledikçe faydasını görürsünüz. Allah muvaffak eylesin.